Senin annen orospu, baban pezevenk olsa sen ne olurdun demiş. Çocuk da hemen yapıştırmış cevabı bizim Ali. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Survival Games oynuyoruz. Yanımda kimse yok, tek başımayım. Şimdi Survival Games oynayacağız ama nasıl bir şey olacak? İsminden de anlaşıldığı gibi fıkralı Hunger Games. Ya şimdi fıkralı Hunger Games nedir amına koyayım diyebilirsiniz. Hemen anlatacağım. Şöyle biraz gideyim. Arkadaşlar bu seride, yani tamamen böyle Survival Games, Hunger Games aynı şey işte. Normal seriden farklı olacak. Yani bunu ölsem de koyarım yani. Çünkü bu seriye özel. Oynarken fıkra anlatacağım arkadaşlar size. Fıkra dediğim böyle genellikle Temel Dursun fıkrası değil. Şey, ne denir ona? Kendi bildiğim böyle işte küfürlü, emmeli, gömmeli fıkralar. İnşallah beğenirsiniz seriyi. Devam et diyorsanız ederim zaten. Yazın, belirtin aşağıdan. Evet, vurmalık bir şey de bulduk. Güzel. Çok lag var bu arada bende. Evet, bayağı bir lag var. Şöyle. Abi acayip lag var lan bende. Neyse, ben şöyle gideyim. Pingimi de merak ettim. Evet, 220 pingim var. Buraya almışlar. Ben şöyle devam edeyim. Buraya gitmediler inşallah. Adam geliyor mu diye de bakıyorum, geliyor. Gelmez mi yani? Evet. Ben şöyle yukarı çıkayım. Oyun da çok kasıyor şu an. Evet, acayip derecede kasıyor hatta. Öyle böyle değil yani. Ne bileyim ya, bilgisayar zaten iyice bok yedi. Şu an sadece 3 günüm falan kaldı yeni bilgisayar almaya. Çarşamba. Kaç gün kaldı lan çarşambaya? Siz bunu ne zaman yazıyorsunuz onu da bilmiyorum. O yüzden net bir yorum yapmayacağım ama çarşamba günü yeni bilgisayara kavuşacağım Allah'ın izniyle. Ama sipariş edeceğim yani, öyle değil. Daha parçalar maçalar sipariş edilecek. Kavuşmuş olmayacağım yani çarşamba günü. Ama çarşamba günü bir kesinlik olacak yani. Şöyle şu tarafa doğru gideyim de. Evet, sola doğru kıracağım hemen. İlerideki epikten inşallah güzel bir şey çıkar. Fıkrama geçeceğim bu arada arkadaşlar. Şimdi biraz vakit geçsin istedim. Öyle kısa olsun da istemiyorum. Çünkü fıkrayı anlatacağım, bitecek. Ne kalacak geriye? Şimdi. Bir tane Ali varmış. Çocuğun ismi Ali işte. Acayip yaramazmış falan mı çocuk? Ama bayağı yaramazmış yani. Öyle böyle değil. Piçin fırlamanın tekiymiş. Sonra bunun babası var. Bunu ilkokul 1'e başladığı için servise yazdıracakmış. Sonra servisçinin yanına gitmiş, işte demiş ki benim oğlum böyle böyle biraz piç, biraz fırlama, buna dikkat et, buna sahip çık demiş. O da tamam abi, olur mu öyle şey, ben ona sahip çıkarım demiş, sen merak etme demiş. O da iyi bakalım demiş, adam servise yazdırmış oğlunu. Aradan işte günler geçmiş, okul başlamış. İlk gün servisçi gelmiş bu Ali'yi almaya. Sonra Ali babasının dediğinden daha ters bir şey çıkmış yani, uslu bir şey çıkmış. Hemen oturmuş yani yerine, böyle uslu bir çocuk gibi oturmuş. Fırlama gibi gözükmüyormuş yani. Şoför de Allah Allah, babası böyle dedi ama çocuk böyle akıllı bir çocukmuş demiş. Her neyse, aradan biraz zaman geçmiş, yolda gidiyorlar işte. Ali kalkmış, ya gelmiş şoförün yanına. Şoför abi, bir şey sorabilir miyim demiş. O da buyur oğlum, sor demiş. İşte şoför abi, şoför abi, senin baban neydi lan? Ha, senin baban koç, baban koç işte. Annen neydi? Ha, annen inek olsa, baban koç olsa, annen inek olsa sen ne olurdun demiş. O da oğlum niye böyle bir soru soruyorsun demiş. Yani buzağı olurdum demiş herhalde. Sonra geç yerine otur hadi, düşersin falan demiş. Yollamış çocuğu. İlk seferde böyle adam hoşnut bir şekilde karşılamış çocuğu, cevap vermiş. Çocuk ikinci sefer gelmiş, adam artık böyle sinirlenmeye başlamış yani yavaş yavaş.
Çocuk ayağa kalktığı için sürekli. Sonra işte şoför abi, şoför abi, senin baban horoz, annen tavuk olsa sen ne olurdun demiş. O yüzden geri zekalı mısın demiş şoförde, böyle sorular soruyorsun demiş. Sonra Ali de demiş ki abi cevap ver işte merak ediyorum falan. Şoför de demiş ki oğlum civciv olurdum demiş. Sonra hadi yerine geç otur demiş, yani artık kızmaya başlıyorum demiş. Çocuk tamam demiş, gitmiş yerine. Sonra aradan biraz zaman geçmiş. Ali tekrar kalkmış ayağa gelmiş. Adama tam böyle soracakmış. İşte senin annen demiş. Adam demiş ki artık şoför. Oğlum artık sikeceğim belanı demiş. Ben sana bir soru soracağım demiş. Senin annen orospu, baban pezevenk olsa sen ne olurdun demiş. Çocuk da hemen yapıştırmış cevabı bizim Ali. Bu nasıl soru? Şoför olurdum abi demiş. Evet, şu anda fıkrayı anladıysanız gülmekten ölüyorsunuzdur yani. Bence çok komik bir fıkra. Bu kadardı arkadaşlar. Evet, hayatımda ilk kez videoda fıkra anlattım lan. Harbi ha. Espriyi anlamışsınızdır inşallah. Gayet gülmüştüm ben bunu ilk dinlediğimde. Doğukan diye bir arkadaşım anlatmıştı bunu bana. Herkese anlatıyorum bunu. Yani böyle fıkra anlatacak bir ortam varsa ben ilk bunu anlatırım. Çünkü çok komiğime giden bir fıkra bu. Bunun gibi böyle güzel fıkralarım var benim. Yani öyle Temel Dursun gibi fıkralar falan değil işte. Nasrettin Hoca fıkraları falan değil de genelde ben böyle bilinmeyen ama komik fıkraları biliyorum işte, küfürlü müfürlü. Biliyorsunuz bizim millet, yani millet olarak ben de dahil, küfürden biraz hoşlanıyoruz. Küfürlü fıkralar da o yüzden güzel oluyor yani. Şimdi Android PvP. Android PvP öyle olmaz. Bu arada fıkralar bitince ne yapacaksın falan videoda diyorsanız bunu yapacağım işte. Normal oyun oynayacağım. Devam edeceğim. Hop 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 yavaş. Şimdi adamlar geliyor. Gelsin bakalım. Geleceği varsa göreceği de var. Evet, geliyor, hala geliyor. Normal. Şöyle gideceğim hemen. Yaklaştı adam galiba bana. Yok, tamam gitti. Evet, 4 kişi kaldı. Gitmeşe kalacağız inşallah. Hadi bakalım. Biraz kaçarak oynamamız lazım. Çünkü setimiz falan daha tamamlanmamış bile. Şu yukarı çıkmışlardır herhalde. Dur bakayım bir dakika. Çıkmışlar mı? Çıkmışlar galiba ya. Dur bir dakika. Yok, çıkmamışlar. Tamam. Hatta şuraya da bir bakalım. Hazır 4 kişi kalmışken. Kimse kapatamaz zaten. Yok, burayı almışlar ama yukarı çıkmamışlar abi ya. Yukarı çıkayım ben. Oradan inşallah böyle güzel bir set çıkartırız. Full set falan oluruz da. Elitme işte biraz şansımız olur. Hazır aşağıda crafting de var. Bir demir bulursak çok iyi olur. Iron sword da yaparız. Hadi bakalım. Şöyle deathmatch başlıyor, evet. Hemen çabukça çıkmam lazım benim. Şu yukarı. Evet. İnşallah düşmem lan. Çıkmışlar lan buraya. Ben niye çıkmamışlar dedim ya. Çıkmışlar abi buraya. Allah belasını versin. Yani şu şeyi kırılmamış gördüm de ben. Çıkmışlar abi buraya. Belki buraya çıkmamışlardır. Şöyle hemen bir gidelim. Ama yetişemem herhalde ya 20 saniyede. Buranın hepsini çıkamam. Neyse bir deneyelim bakalım. Şöyle yardırayım ben. Azıcık. Şunu da yiyelim. Yetişemeyeceğim abi. Belli oldu yani. Yok, yetişemem. Siksen yetişemem. Şurada chest çünkü. Tamam, yetişemedik. Neyse artık yani kaybettik sayılır. Bir dakika. No team dedi lan.
Belki kazanırız, belli olmaz ama. Neyse. Dur bakalım, belli olmaz hiçbir şey. Bir pantolonum hala yok lan benim. Hadi abi ya, kapışın. Warm Flood kim lan? Geri zekalı. Warm Flood team bir şey mi yoksa birine team mi diyor, ben anlamadım. Dur bak, ben saldırmayacağım abi ya. Clean up yapmaya çalışacağım da. Neyse. Zaten hiçbir şansımız yoktu. Büyük ihtimalle B ile başlayan adam buradan The Android PvP'yi de alacak gibime geliyor. Yok, alamayacak. Evet. Helal olsun, çok güzel kesti. Bugünkü Fıkralı Hunger Games'imiz bu kadardı. Bakalım kaç dakika sürmüş. 10 dakika sürmüş. Güzel bir fıkra anlattık. İnşallah gülmüşsünüzdür. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız lütfen bir 500 like'ı geçirin ve aşağıya devam etsin yazın. Ona göre ben de bu seriye ağırlık vereyim. Umarım sevmişsinizdir. Survival Games ve böyle PvP'den çok bu seride işte böyle fıkra falan anlatacağım daha çok. Yani oyun arka planda olacak, fıkra ön planda olacak. Bunu da söylemiş olayım. Hoşça kalın. Bay bay.